Didemciğim merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsın? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkür ederim bu güzel canlı yayına konuğumuz olarak katıldığın için bizim için çok değerli bir durum. Ben onun için öncelikle teşekkür etmek isterim sana. Ben de sana teşekkür ederim. Çünkü biliyorsun seninle konuşmak, senin videoların, senden fikir almak yani çok değerli. O yüzden ben takipçilerime de duyurdum seninle bugün bir canlı yayın yapacağımızı. Fırsat kaçmaz diye. Çünkü biz burada yaşayan Türkler daha çok da göçmen ailelerde yaşıyoruz zaman zaman ve senin gibi dostlara, avukatlara burada çok ihtiyacımız oluyor. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten sana da çok ihtiyacımız var. Çünkü ben hem senin insan olduğunu biliyorum, arkadaş olduğunu biliyorum. Ve çok tatlı, sarışın olduğunu, güzel annelik yaptığını birebir biliyorum. Teşekkürler. Gerçekten bu zor dönemlerde ben eminim çoğu annenin, ailenin ihtiyacı olan şeyleri senden de duyacaklarını. Şimdi ben yayınımızın başında başlamış olduk. Bu arada ben yorum bölümünü hem takipçilerin duysun diye söylüyorum. Yorum bölümünü şu an kapattım ki biz rahat söyleşimizi yapabilelim. Ama bir süre sonra yorum bölümünü açacağız ki değerli takipçilerin şey yapabilsin, sorularını iletsinler. Ama bu arada yorumu beklemelerine gerek yok. Hemen en altta soru işareti olan bölüme basıp sorularını atabiliyorlar. Biz zaten o noktada soruları da sorabiliriz. Yani söyleşimize başlarız konuşmamıza ve programımızın işte bir süre sonrasında da sorulara geçip gelen sorulardan ihtiyacı olanlara faydalı olacak şekilde cevaplarız. Biliyorsun geçen aydan beri herkesin evde kaldığı bir ortamdayız. Ve gerçekten yani inanılmaz bir şekilde dünyayı etkileyen, bizi etkileyen, Türkiye'yi etkileyen, Amerika'yı etkileyen bir bu koronavirüsü olayıyla gerçekten herkes mücadele ediyor. Hepimiz dahil. Nerede olduğumuzda önemi yok. Sen Florida'dasın, biz New York'tayız. Sen Yakınlarımız sıcak her yerde. bölgedesin. Ha, ben sıcak bölgedeyim. Sen sıcak bölgedesin, evet. Yani açıkça şunu söylemek gerekirse, şimdi gerçekten Amerika'nın bütün bu pandemide ağır bastığı nokta New York, New Jersey, o bölüm. Ve Evet. gerçekten genele baktığın zaman yarısı o tarafta. Kesinlikle. Bu beni çok üzüyor. Neden üzüyor diyeceksin? Çünkü orası benim 10 yıldır yaşadığım şehir. Dostlarım, arkadaşlarım, sevdiklerim geride bıraktım. Hem de çok ani bir kararla biz New York'tan Miami'ye taşındık. Bu bir Allah'ın bize gösterdiği yol diye düşünüyorum açıkçası. Yani Kesinlikle. bize bir şekilde yardım etti. Biz bilinçsizce yani çok fazla planlamadan buraya geçtik çok ani bir kararla. Ama bir ay sonra bu olayın çıkması, 2 ay sonra şu anda gerçekten ben şükreden bir insanım. Şu anda çok daha fazla şükrediyorum. Çünkü bir çocuğum var. Çocukla birlikte şu anda olabilecek en iyi yerdeyim diye düşünüyorum. New York'taki arkadaşlarıma Allah sabır versin, güç versin. Çok zordalar. Ama geçecek bu günler. Çünkü çok daha başındayız. Her gün burada çok önemli açıklamalar yapılıyor, sen de biliyorsun. Ama bunun için yapmamız gerekenler ve bizden beklenenler var tabii ki. Onlara uyduğumuz sürece bu bir salgın ya. Ne desem ki? Ne desem yani? Şimdi Yok. salgınların aşıları çıkmadan hiçbir şekilde önlenememiş bugüne kadar. Ve o zamana, o vakte kadar bence yapmamız gereken kurallara uymak ve bizden istenileni uygulamak. Kesinlikle öyle. Bu çok doğru bir noktalar. Tabii sıcak derken şimdi anladım ne kastettiğini. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Maalesef New York bölgesi neredeyse şu an Amerika'nın çoğu virüs olayının yaşandığı bölge. Hem biliyorsun büyük şehir olma özelliği, hem uluslararası bir şehir olma özelliği. Dünyanın her tarafından kişilerin gelip gittiği bir yer olmasından dolayı maalesef bu noktada çok hızlı etkilendi. Ama dediğin gibi bir kesinlikle kurallara uyarak, doğru şekilde bilgilere verilen kurallara uyarak bu süreci atlatmamız gerekiyor. Şu an geçen aydan beri
Ama bunun mücadelesini veriyoruz herkes, hepimiz dahil. Ve şu anki bu süreçten sonra gittikçe daha da olumlu hale gelecek. Tabii aşı noktasında %100 haklısın. Umarız bunun aşı noktasında gerçekten bir başarılı bir çalışma en kısa zamanda yapılabilir ki bu süreci geride bırakalım. Burada tabii şu çok önemli, gerçekten psikolojik olarak kendimizi, moralimizi iyi tutmamız gereken bir dönemdeyiz. Ve bu tip yayınlarında ben öyle bir inancım var. Gerçekten hem takipçilerimize bir motivasyon oluyor, bir pozitif bir etkisi olduğuna inanıyorum. Yalnız olmadıklarını gösteren en azından bir adım oluyor. Şimdi tabii biz hani senin olman bu yayında dediğim gibi başta çok değerli bizim için. Senin hem bugünkü yayın konusu olarak hem işte bu koronavirüs kapsamında işte oyunculuk, modeling ve tabii ki annelik olacaktır. Konuşmamız onun üzerine olacak. Şimdi ben tabii tanıyorum seni. Epey insan tanıyor. Senin modellik ve oyunculuk kariyerini biliyor. Ama istersen biraz senden duyabilsek, tanımayanlar en azından bizim de takipçilerimiz de duymuş olursa olsunlar. Didem Uzel Sarı kimdir diye kısaca anlatırsan çok çok sevinirim. Aslında tabii bunlara baktığın zaman annelik o kadar hayatımda ön plana çıktı ki bu geçmişle alakalı bu hikayeleri çok unuttum, geride kaldı. Tabii çocukluk yıllarında modellikle başladım. Ondan sonra kariyerime TV eklendi. Birçok TV programı hazırlayıp sundum. Sonra dizi filmlerde oyunculuk yaptım. Çok dizide oynadım. Tabii yeni jenerasyon beni sadece Aslan'ın annesi olarak biliyor şu anda. Ama bu aşağı yukarı 25 yıllık kariyerime sığdırdığım şeylerdi geçmişte. Dolayısıyla tabii ki New York'ta yaşamaya başlamam, evlenmem, sonra Aslan'a sahip olmazsam şu anda 3,5-4 yaşında. Buna bir de hamilelik eklersen zaten son 5 yılım hep bunlarla geçti. Dolayısıyla sektörden koptum. Geri dönmek istedim aralarda ama hep böyle bir kısmet olmadı. Tam olacakken direkten döndü falan, ama şu anda geriye dönüp baktığım zaman olmayan işleri düşünüyorum. Niye olmamış? Şimdi anlıyorum yani. Bu pandemi olacakmış. Buradan ayrılmamam gerekiyormuş. Evi Miami'ye taşımam gerekiyor. Bu yüzden olmamış. Yoksa bu sezonun başında imza atıp işe başlıyordum. Yani böyle şeyler oldu. Beni buradan takip edenler varsa söyleyeyim, çok merak ediyorlardı. Ekranda onlar da beni özlediler. Tabii ki bu yaşlarımda hiçbir iş yapmadım ama dolayısıyla yapmayı da çok istedim. Ama gördüğüm kadarıyla, bunda çok dürüst ve samimi davranacağım. Hem benim için zaten sadece bir özlem gidermekti, yeniden geri dönmekti. Çünkü aslında okul hayatı başladığı zaman ben tekrar buraya dönmek zorundaydım. Ama beni gerçekten Amerika'daki entertainment'ta, Türkiye'deki de ve dünya genelindeki bu eğlence ve dizi sektörü gerçekten endişelendiriyor. Biz geçen gece şimdi film seyrederken seyredemedik, yepyeni bir iş. Çünkü inandırıcılığı yok. Çünkü biz hepimiz şu anda maske takıp marketten alışveriş yapıyoruz kanter içinde. Canhıraş, ellerimizi yıkıyoruz. Şu anda seyrettiğimiz hiçbir şey bize inandırıcı gelmiyor. Ve inanın bana, belli bir süre dizileri izledikten sonra ve programları izledikten sonra size de gelmeyecek. Çünkü öyle bir hayatınız olmayacak 6 ay sonra da. En azından aşı bulunana kadar. Seyretmediğiniz işleri oturup seyredin. Ve nasıl çekilecek bu işler? Şimdi dizi sektörü durdu. Bekliyorlar geri başlamak için. Nasıl başlayacaksa? Hangi şartlarda? Hangi mesafeyi, 3 metre mesafeyi koruyup maske takarak mı oynayacağız? Gerçek hayatımızda öyle bir yaşam yok ki dizide de çekilsin, oynansın. Bence sektörü zor zamanlar bekliyor. Ama yine de ümidimi kaybetmiyorum. Bu aralar yenilenme dönemidir. Hem oyuncular yüzlerini dinlendirecekler, hem projeler belki artık daha sağlıklı olacak. Senaryolar daha kuvvetli olacak. Çünkü insanlar hızlı tüketimde olmayacaklar. Daha şu anda hayatımız rölantiye alındı, farkında mısın? Eşime de aynı şeyi söyledim. Yapmak istediğin ne varsa yap bu dönemde. Böyle bir dönem bir daha hayatımıza girmeyebilir. Gerçekten. Çünkü bu yıllarca, yüzyıllarca sürmeyecek, bitecek. Ama bu dönemi biz çok iyi değerlendirmek zorundayız. Çok kitap okumalıyız mesela.
Gerçekten güzel aslında. Yazmalıyız. Herkes yazmalı bence. Bugünleri not almalı. Günlük tutun mesela. Çok enteresan günlerden geçiyoruz. Bir tarih bu. Belki de çocuklarımıza bu günleri anlatacağız. Geçecek elbette. Ben hiç, benim eşim daha karamsar, itiraf ediyorum ama ben değilim. Hiç umudumu kaybetmiyorum mesela. Daha umutlu bakıyorum. Önümüzdeki ay daha da iyi olacak diyorum. Ben buradan takipçilerime de aynı şeyi söylemek istiyorum. Sadece yaşadıkları her günün evdeyseniz planlı yaşayın. Evin içinde de 8 saat dizi TV seyretmeyin, eskileri açıp mesela. Kitap okunsun. Ne bileyim, sevdiklerinizle bol bol görüşün. Ben annemle babamla bu kadar görüşmüyordum. Her gün FaceTime yapıyorum. Onlara daha çok onları sevdiğimi söylüyorum mesela. Çok zordalar. Ne bileyim, bir sürü insanla yapılacak şey var. Bu günlerin kıymetini bilmek lazım. Ama yine de söylüyorum, biz biraz daha burada, burası bir izole, insanlar çok kurallara uyuyor ve biz kimseyi görmüyoruz. Dışarı çıktığımızda bile insan yok. New York için aynı şey geçerli mi bilmiyorum. Orayı da bence sen anlat takipçilerimize. Çok kalabalık ve çok iç içe bir şehir New York. Sizin orada bütün bunların yaşanması çok normal. Ama şeyden bahsedebiliriz, konuyu değiştirip hazır buraya gelmişken, bugün gördüğüm kadarıyla vaka sayıları azalmış. New York'ta da azalmış, genelde de azalmış. Şimdi ben New York'ta bir düşüş var galiba. Evet, şimdi ben şöyle söyleyeyim bu konuya geçmeden hemen. Verdiğin tavsiyeler bence çok güzel Didem. Gerçekten ister istemez, hani ben eşini de suçlayamıyorum. İnsanlarda haklı olarak bir olumsuz durum oluşabiliyor böyle bir ortamda. Ama şu noktadaki olay şöyle diyebilirim. Dediğin tavsiyeler çok yerinde. Böyle bir dönemde olumsuz bakmaktansa ne yapabiliriz? Bunu fırsata nasıl çevirebiliriz? Sevdiklerimizle nasıl daha fazla zaman geçiririz? Dediğin tavsiyeler çok güzel. Günlük yazmak gibi, kitap okumak gibi. Yapılabilecek o kadar şey var. Dediğin gibi gerçekten bu kadar zamanı kendimize ya da ailemize ayırabileceğimiz başka bir dönem olmadı belki. Olmadı. Dolayısıyla bu inanılmaz bir fırsat bunun için. Ben arkadaşlarımla konuşuyordum. Ben de yorumu şöyle yapıyordum biraz onlarla. Ya diyordum, şimdi farkına varıyoruz ki aslında hayat çok güzelmiş. Yani ya, hayatı, değil mi? hayatımız aslında çok güzelmiş. Yani biz çünkü devamlı bir koşturmacanın içine girince, biliyorsun insan olarak bu da olsun, şunu da yapalım, bu da olsun, kariyer belki, belki başarı, belki şuna aile ya da şuna sahip olma derken, o mücadelenin içinde ilerlerken, şimdi sanki film şeridi gibi durdurulduğu an ortada kaldık. Yani bir yere gidemiyoruz, bir şey yapamıyoruz. Bu şunu gösterdi, ya aslında her şey güzelmiş aslında. Şikayetçi olmamak lazımmış. Ya, işte bak, değil mi? Şu an özgürlüklerimizle baş başa kaldığımız bir durumdayız. Özgürlüğümüzü yaşayamadığımız bir dönemdeyiz. Ama senin tavsiyelerin kesinlikle yerinde, bunu olumluya çevirip neler yapıp yapamadığımızı, ben şeye çok dikkat ediyorum. Burada işte mesela kendi evleri olanların bahçelerinde çalıştığını hep görüyorum. Adam bahçesinde çalışıyor, fırsatı yakalamış. Ekiyor, biçiyor, işte şeyleri yapıyor, fenleri değiştiriyor. Hadi. Bu zamanı olmayacak. Yani yapacak bunları, eviyle ilgilenecek ya da. Şimdi dolayısıyla bence çok güzel tavsiyeler. New York, evet, New York başlı başına ayrı bir durum. Evet, bugün güzel gelişmeler var. Bunun tabii sebebi şu. Biliyorsun geçen aydan beri evde kalma, bu uzak durma, hani kim insanlarla buluşmamanın azalmış olmasının pozitif dönüşleri şu an bu. Dolayısıyla bu düşüşler çok olumlu. Bunun devam ederek iyice düşmesi gereken bir dönemdeyiz. Umarız böyle devam eder. Tabii New York açısından dediğim gibi başlar. Hani buranın uluslararası özelliği, çok kozmik olması, çok değişik gruplardan, etnik kökenlerden insanların geliyor olması, şirketlerin geliyor olması. Dolayısıyla burayı ister istemez gerçekten bu mücadelede çok ciddi bir seviyeye getiriyor. Ve New York gerçekten bu mücadeleden nasıl başarılı çıkacağının çözümlerini üretmeye çalışıyor. Ve ben, burada... Buyur. Yani sözünü kesmiş gibi olayım ama benim burada sana sorum var. Yani azalıyor, evet azalacak da, fakat bu bir salgın hastalık olduğu için tekrar yayılıp
tekrar yani biz hayatımıza nasıl geri döneceğiz? Ben şimdi mantıken bunu düşünmeye çalışıyorum. Demek ki aşı gerçekten bulunmadan normal eski hayatlarımıza dönmek imkansız. Bir kere maskeyle dolaşmaya devam edeceğiz. Mesafemizi koruyacağız. Zaten bir bara bile gidip oturamıyorsun, oturamayacaksın. Barlar açılmayacakmış. Restoranların da açık yerleri. New York'ta kaç tane açık alanlı yer var? Biliyorsun Manhattan'ın içini. Hep klimalı, kapalı ortamlar. Aynen. Sıkışık ortamlar. Şimdi insanlar, yani New York nasıl eski New York olacak? Olmayacak. Filmlerde mi kaldı? Bazen böyle aklıma bu sorular geliyor. Biz bu tarihin akışını, değişikliğini yaşayan bu jenerasyon çocuklarımız bunu anlamayacaklar. Onlar o dünyada büyüyecekler, ona yaratılan, onlara yaratılan. Ama senin de çocuğun var çünkü. Ama biz şimdi 70 kuşağıyız. Bir de yani ya, telefon yoktu ben büyürken. Telefon yoktu bizim hayatımızda. Telefon, cep telefonları falan. Ve şimdiki yaşama bakınca yani sorum şu, biz o hayat olmayacaktı nasıl? Mesela New York nasıl normale dönecek? Ne planlıyor sizin valiniz mesela? Nasıl bir hayata dönmek? Şu an her şey iyi gözüküyor. Evet, daha da iyi olacak bir ay sonra. Ama ilk 3-5 kişinin tekrar salınması dışarı tekrar salgını alevlendirmez mi diye düşünüyorum ben. Nasıl olacak şimdi, bu iş? Çok, çok güzel bir soru Didem. Şimdi biliyorsun, çok eski yıllarda bu veba, İspanyol gribi salgını oldu. Bilim adamları ona göre çalışmalar yaptı ve o günlerden bugünlere gelindi. Şimdi biliyorsun, gripten insanların öldüğü dönemden şimdi artık kimse gripten ölmediği bir döneme geldik. Dediğin çok doğru bir şey. Nedir? Gerçekten bunun aşısının bulunması, bu aşı bulunmadan da her şey nasıl normale döneceği noktası. Şimdi ben son açıklamalara baktığımda New York valisinin yaptığı, şimdi bu olayın sonrasında nasıl geriye ekonomi dönecek, ekonomi ya da işler nasıl açılacak noktasının çalışmalarını yaptıklarını belirtiyorlar. Şu an yaptıkları açıklamalardan bir tanesi de işte belli iş alanları, belli firmalar, belli şirketler, belli grupları yavaş yavaş açmaya doğru gidecekler. Dolayısıyla oluşan durumda benim gördüğüm şu, bir anda bir eskiye dönmek mümkün olmayacak. Görünen o. Ama adım adım bazı işletmeler açılarak, bazı iş yerleri açılarak, işte restoranlara biliyorsun belli işte sınırlamalar getirecekler. Çok kişi olmayacak, mesafeler tutulacak gibi adımlarla yavaş yavaş ekonomiyi de insanların da hayatını devam ettirmesini normale çevirmeye çalışacaklar. Gerçekten burada kritik olan nokta, evde kalabildiğimiz sürece ne kadar kalabilirse kalabilmek. Çünkü bunun aslında çok basit açıklaması. Çünkü aşısı yok senin dediğin gibi. Aşısı olmayan bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman da ne yapacağız? Yapacağımız bir şey yok. Güvenliğimizi sağlamak dışında ve sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın, çevremizin güvenliğini. Yani dolayısıyla bunu sağlayarak bu duruma aşıyor olacağız. O açıdan şu an için New York bakışta valisi de duruma bakarken aşamalı olarak geriye açılmaya çalışacaklar. Ama şu an biliyorsun Mayıs 15'e kadar bir hala burada da ev yasağı devam ediyor. Evde kalması insanların. Bu bir ihtimal uzayacak gibi görünüyor Mayıs'ın sonuna kadar, belki Haziran'a kadar. Bu noktada tabii ne olacağını görüyor olacağız. Ama bence artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu uzun süre olmayacak. Evet. Ve bu noktada biz de benim gördüğüm, söylediğim de şu aslında, iki türlü. Bir, bu noktada bu hastalığa kapılmadan, en azından şu dönemde kapmadan en az zararla bu süreci geride bırakmaya çalışmak. Ve iki, tabii batmadan, iflas etmeden bu ekonomik süreci de geride bırakmak. İşin benim gördüğüm iki tane bakış olacak bu olaya. Bu noktadaki tavsiyem şey olacak, kurallara uyulması ve gerçekten bu işin ciddiye alınması, bu işin ciddi olduğunun anlaşılması ve ne kadar bu günler geçerse aynen senin dediğin gibi bugün işte ölüm vakalarında pozitif düşüşler başlamış durumda. Evet. Gerçekten ister istemez New York bu işin kilidi. Yani siz başka eyaletleri açmaya başladığınızda bile New York bu problemi yaşıyorsa gene etkilenecek her yer. Yani bundan tabii ki, kaçış yok. Tabii ki. Serbler de etkilenecek. Kaçışı olmayacak bu olayın.
O açıdan New York olarak benim tek gördüğüm bu işin çözümünün herhalde evde kalma durumunun bir süre daha uzatılması ve bu arada da yavaş yavaş insanların hayata dönmesini sağlayacak etkilerin ve adımların atılması diye düşünüyorum. Bizim Selim'le aldığımız karar, burası biraz daha esnek. Esnek değil, insanlar kurallara uyuyorlar ve izole yaşıyorlar. Tercihleri bu. Kimse dışarıda maskesiz dolaşmıyor ki, hiç burada bir yasak yok. Önerilenler doğrultusunda ilerleniyor. Ama plajlar açılsın, parklar açılsın, her yer böyle daha bir hareketlensin. Biz kesinlikle şu andaki tutumumuzu değiştirmeyeceğiz. Aldığımız karar bu. Çünkü ben buradan Türkiye'de de bizi takip eden takipçilerimiz varsa onlara da aynı şeyi söylemek istiyorum. Çünkü bu salgın New York salgını değil, Miami salgını değil ya da Amerika'nın salgını, Avrupa, her ülkeden ülke, şehirden şehire değişen bir şey değil. Mikrop virüs aynı virüs ve insanların vücuduna giriyor ve biz bununla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Her gün başka bir açıklama yapılıyor burada. CDC bir gün 3 adım dur diyorsa uzak, 2 hafta sonra hayır efendim 13 metre durman gerekiyormuş ya da 5 metre durman gerekiyormuş diye açıklama yapıyor. Sen kendini 6 metrede güvende hissederken bir anda diyorsun ki hayır güvende değilmişim, aslında 13 metre, atıyorum şimdi yani rakamları. Mesela bu hastalıkla ilgili hiçbir şey bilmediğimiz için ben buradan şu yayını izleyen senin de benim de takipçilerime söylemek istediğim tek bir şey, hayatta sağlıklı kalmamız için bu izolasyonu devam ettirip ve dışarı çıktığımızda da mutlaka maskemizi takmamız gerekiyor. Yarın öbür gün bunun iyileşsek bile, bunun altını açacağım birazdan parantezde, iyileşsek bile bizde bıraktığı hasarı bilmiyoruz. Çünkü geçmişi çok az bir virüs. Kendimize ve çocuklarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Allah göstermesin. Yani çok da korkuyorum bunu bahsederken. Gençlerde şöyle bir şey görüyorum ve duyuyorum. Bu hastalık ikinci dereceden bir şeyi olanı etkiliyor. Mesela kalp hastasını etkiliyor ya da bir işte damar problemi olanları etkiliyor ve 65 yaşın üstünü öldürüyor gibi onları etkiliyor, yaşlıları. Buna kesinlikle katılmıyorum. Hedef kitle ya da kesim yüksek oranda o olsa bile gençlerin de kendilerine çok dikkat edip izole olmaları gerekiyor. Çünkü vücutlarında bu hastalığı geçirip iyileseler bile ne olduğunu bilmiyoruz henüz. Ne hasar bıraktığını bilmiyoruz. Bu yüzden bu yayının da iç şeyi bu olsun, misyonu bu olsun. Bir kez daha hatırlatalım, bir kez daha söyleyelim. Lütfen kurallara uyalım ve mümkün olduğu kadar, şu aşı bulununa kadar en azından çok dikkat ederek yaşayalım. Çünkü Türkiye'de de aynı şey yaşanacak. Düşecek, düşecek, haydi salınalım diyecek herkes. Ondan sonra hastalık geçmemiş, bulaşıcı zaten. Tekrar işte ikinci dalga dünyanın beklediği muhtemelen bu olacak. Sen de bana katılıyor musun? Bilmiyorum yani. Ben sana katılıyorum. Çünkü ben sebebini şundan dolayı söyleyeyim. Sen şeyi çok güzel açıkladın. Dedin ki hani bu bilgiler veriliyor ve CDC bile ne söylediğini bilmiyor bazen. Farklı farklı bilgilerle geliyor. Aslında bunun sebebi dediğin gibi çok net. Neyle mücadele edildiği daha bilinmiyor. Yani bizim birey olarak bunu bilmemizi bırak, sağlık kuruluşları, sağlık görevlileri bilmiyor ne tür bir virüsle mücadele ettiğimizi. Çok değişik bir virüsle karşı karşıyalar. Zaten çözebildikleri zaman aslında aşısını da çözüyor olacaklar. Dolayısıyla bundan dolayı kesinlikle katılıyorum söylediğine. Bir de şöyle bir durum var. İkinci dalgadan dediğin gibi bahsediyorlar ve sonbaharda olacağını, geleceğini ve kış ortamında görülen zaten çok sorumlu bir şey. Çünkü insanların hem üşütebildiği, hem grip olabildiği, hem hastalandığı bir dönemde bir virüsle mücadele çok daha zor. Çünkü iç içe giriyor ve neyin ne olduğu belli olmayabiliyor. Bu açıdan kesinlikle dediğin gibi kendimizden örnek verelim. Ben bir aydır kimseyle görüşmüyorum. Yani arkadaşlarım, yakınlarım, kimseyle görüşmüyorum. Çok yakın arkadaşlarımla bile senin dediğin gibi telefonun ötesine geçmiyor. Burada amaç zaten hem kendimizi düşünmemiz hem onları. Çünkü ciddi bir olay bu. Ve bizim önümüzde bekleyen dönemde de belki bu yıl, belki bu yaz, belki bu bahar sonuna kadar ya da sonbahara kadar da
normale bile dönmeye başlasak belli mesafelerle dönüyor olacağız ve bu anlamda ilerliyor olacağız. O açıdan ben kesinlikle katılıyorum söylediklerine. İstersen şöyle bir şey yapabilirim. Sorulara bakabiliriz biraz gelen bakalım, sorulara. Bakalım. Bu arada ben yorumları da açayım ama ki yazmak isteyen takipçilerimiz olursa yazabilirler. Yani genel olarak içimizi döktük yani buradaki durumları anlattık ama gerçekten şu nokta çok önemli sevgili Ayhan. Hepimiz aynı gemideyiz. Hiç kimsenin birbirinden şu an farkı yok. Çünkü her an virüs. Hepimizin kapısının önünde yani bir yerde sen de duymuşsundur Amerika'da kadın bir yerde yaşıyor ama kimseyi görmüyor hiç ve kadında virüs çıkmış. Bunun mantığını anlamadım. Haberi çıktı. Sen okudun mu bunu? Selim söylüyordu sabah biliyor musun böyle bir şey var diye. Kadın kimseyle görüşmüyor bile. Yaşlı bir kadın bir böyle şey gibi böyle izole bir yerde yaşıyor yani çok uzaklarda bir yerde kadında virüs çıkmış. Ama, yani bu mantığımı almadı yani bunu nasıl. Ama şöyle bir şey var ben senin biliyorum paylaşımlarında da görüyordum nasıl bir ürün kapıya geldiğinde yıkadığını koyduğunu yani izole edebilir kendini ama bir ürün geliyorsa kapısına değil ya mi? Da olabilir, bir şey alıyorsa geçebilir oradan yani zaten burada en büyük risk biliyorsun. Hadi bir yere gidiyorsan gittiğin yerler ya da eve bir posta geliyorsa bile posta bile çok tehlikeli olan bir dönemdeyiz. Yani postanın mesela ben kendi yaptığım noktada postayı bile biz bekletiyoruz dışarıda. Almıyoruz. Biz de. Posta duruyor orada kalıyor bir gün. Ertesi gün eldivenlerle falan hani açılıyor. İçindeki dikkat iç koruyor. Yani böyle bir dönemdeyken hani izole etsen bile bir insan muhakkak bir şey alıyor. Muhakkak bir şeyler geliyor. Dolayısıyla bu noktada zaten kaçış olmayacak. Şimdi ben bir bakayım sana gelen bazı sorularla başlayalım. Bir tanesi ilginçti aslında gibi duydum ama bir bakayım şimdi. Bu arada tabii yorumları da aşağıdan göreceğiz ama bu değişik. Ben bu soruyu almak istedim. Bir tane takipçi şunu soruyor. Bir Türk olarak ABD yaşamanın zorlukları nelerdir Didem Hanım diye sana bir soru iletiyor. Ben bu benim buradan başlayan konularım hep ağlamakla oluyor. Bir kere biz burada hiç akrabamız yok bizim. Ya gerçekten Selim'le hiç akrabamız yok. Yurt dışından gelen giden annelerimizi dışında, kardeşlerimiz dışında gelenimiz gibi kimsemiz yok. Sadece bir arkadaş çevremiz var. Bunun dışında burada yaşamanın tek zorluğu bu. Eğer siz bir ülkede yaşamaya ve eğer kurallara, özellikle bu ülke zaten kurallar ülkesi, kurallara uymayı göze alıyorsanız, kuralları ile ki biz Türkler hiç sevmeyiz kuralları, burada yaşarsınız gayet güzel, hiç zorluğu yok. Bilirsiniz. Mesela ben Selim'den örnek vereyim. Selim New York'tan buraya taşındığında kıyamet koptu. O kadar farklı iki şehir ki. Görüyorsunuz ben videoları paylaşıyorum. Bizde her şey doğal, açık. Ben usta gelmedi ve elektrikçi lazım gelmedi. Gittim kendime matkap aldım. Kalan işleri yarım, kimse gelmiyor pandemiden. Oturdum kendim yaptım. Çünkü elektrik lambaların takılması gerekiyor. Yani Selim de bunu yapabilen bir insan değil. Biz New York'tan buraya geldik. Çok zorlandık. Bir bahçıvanı bile yalvar yakar getirtiyorsun çimleri kesmek için. Yani siz burada bu yaşamları göze alıyorsanız, burada kurallara uyup o eyaletin size sunduğu gibi farklı farklı çünkü New York farklı, burası farklı. O zaman mutlu olursunuz. Yani bulunduğunuz yere ayak uydursunuz. Benim tek sıkıntım hep birincisi çok güzel Türk yemekleri özlemi oldu. İkincisi de yani biri aile onu bahsettim. İkincisi de bu. Ben bunu çok özlüyorum. Ben annem baba mesela çocuk burada tek başıma büyüttüm. Gerçekten çok zordu. İlk 3 ayı hiç uyumadan geç. Kimse yoktu yanımda. Biz Selim'le ikimiz büyüttük aslanı. Ve şimdi tam rahata ermiştik, okula vermiştik, pandemi dediklerine göre bir sene daha bizimle beraber en az aşı gelene kadar. Ya ben nasıl şimdi, ben ona eğitim nasıl vereyim evde, veremem ben ancak
Bana diyorlar canlıyım. Ben her gün canlıyım. Nasıl yapayım? Aman benim hayatım. Ben sabah program benim bir mi başlıyor 7.30'da? Çalar saatimle. Kahvaltısı. Yok oyun oynayacağım. Yok havuzu. Yok onu. Yok şişir. Oyuncağımı getir. Benim oluyor kafa akşam zaten 8.30'da yatağa kadar ben bittim. Kendi home office işimi yapamaz oldum yani. Sorma halimiz perişan. Ben şimdi... Anneler diyor ki aktivite aktivite. Mesela açıldı konu. Ben buradan anlatayım anneler beni. Yani ben çocukla yapılan aktivite istemiyorum arkadaş. Benim burama geldi. Ben çocuk 3,5 yaş aktivitesi yapmak istemiyorum. Çocuğun tek yaşına ya tek başına yapabildiği 2 saatlik aktivite varsa bak buradan öpücükler göndereceğim, hediyeler göndereceğim. Allah aşkına bana ne olur öyle şeyler göndersinler. Bana şu aktiviteyi yaptık, bunu yaptık. Yok ya. Oldu. Ben zaten 7.30'dan akşam 8.30-9'a kadar aktiviteyle yüzüyoruz biz yani. Bıktım ben ara almak istiyorum kendime. Valla seninle dönüşümlü bakıyoruz şimdi. Şimdi bak mesela yukarıdalar. Bize var ya şu konuşmayı hayatta yaptırmaz. En olmayacak bir şey yaptım. TV'yi açtım yukarıda ne yapayım. Seyrettirmediğim bir şey var ve çok seviyor. Dedim ki gelmesin aşağıya. Gelmesin yukarıda kalsın. Onun takipçileri var. Gelsin derler şimdi. Bak görürsün birazdan. Var. Ben hemen sana söyleyeyim. Bak hemen durdur. Madem söyledin. Ben şey getirtmek istemedim hemen ama. Bak al bir tanesi hemen. Aslan bebeği de görmek istiyoruz. Tamam. Aslan ben bebek değilim. Ben grown up'ım der şimdi. Bunu duymasın ben çeviri yapayım. Oğlum büyüdün artık gel falan diyorum. Böyle yapıyor bana. Ama ben daha çocukum. İşine geldiği zaman çocuk işine geldiği zaman büyük. Aslan bu ara size şöyle söyleyeyim gelmesin bence çünkü beyin yakıyor bu ara. Evet. Maşallah çok tatlı en güzel zaman pandemiyi geçirebileceğim en tatlı kişi ama bir yandan gerçekten çok zor uğraşması. Çünkü istekleri bitmiyor, muhabbeti bitmiyor ve her şeyi de seninle yapmak istiyor. Geçen gün ben okula gitmeyeceğim sizinle çok iyi vakit geçiriyorum dedi. Bir daha geri de götürebiliriz okula ya. Şimdi şey tabii şu tarafı çok ilginç. Yorumların %70'i zaten Aslan'la ilgili şu an. Yani Aslan'ın çok sevildi. Gerçekten çok tatlı. Aslan'ın şöyle ben artık kıskanmaya başladım zaten. Ben çekeceğim onun resmini koyacağım benim profilime. Yani inanılmaz bir şekilde çok tatlı Allah bağışlasın. Bu çok inanılmaz bir şekilde sevenleri de var. Tabii senden dolayı da. Tabii şimdi bunlar gerçekler. Şimdi sen Didem doğal olarak aynen yaşadığın durumu anlatıyorsun. Bu gerçekten önemli bir şey. Gerçekten bu ortamda bir anne olarak, çünkü kimse düşünsene. Anne, baba, çocuk hepsi bir eve tıkılmış durumda. Bu yok böyle bir şey. Yani çok fazla olan bir şey değil. Ya çocuk okuldadır ya anne iştedir, baba iştedir ya da hani belli bir dönem ayrıdır, akşam bir araya gelir. Yani tabii böyle bir durumda bu mümkün olmuyor. Şimdi tabii ben soracaktım. Hani sorayım da onu da bilmiyorum. Hani ne tür aktiviteler yapıyorsunuz filan. Anne olarak diyecektim ama sen zaten girdin o duruma. Gelişine ne geliyorsa o gün ya bazen bana yemek yapmaya bile çünkü gerçekten bakın vakit yok yani zaman yok belli bir noktadan sonra ipin ucu kaçıyor yani bak biz zaten benim kocam böyle hem çok pimpirikli hem çok hassas her konuda böyle hazır patlamaya hazır bir şey yapı olduğu için böyle endişe konusunda daha bu anda bu pandemi çıktığında bizim evde de pandemi başlamıştı. Yani sizden 2 ay önceden beri bizim evde bu pandemi yaşanıyor. Ben sevmedim ki bari yaşatmasaydım da Selim'cim yani şu 2 ayı özgür geçirseydim. Ya ocağın kaçında çıktı bu? 21 Ocak bu 23 mü? Ne zaman çıkmış ocağın sonunda değil mi? Evet ocağın sonunda başladı. Çünkü biliyorsun finansçı olduğu için orada hepimizden önce görüyor, önüne düşüyor. Dilem koş büyük bir şey var bu olay çok büyüyecek dedi bana. Ha falan yaptık hepimiz biz ona ilk başta. Şu anda görüyorum ki çok büyük bir şey yaşıyoruz yani. Ama Aslan bir yandan da aslında çok şey bir çocuk, çok şikayet etmiyorum. Bütün bunlar oluyor da şükrediyorum her sabah. Kahvaltıdan sonra bugün de doyduk, bugün de sağlıklıyız, çok iyiyiz, bugün de evimizdeyiz diye yemin ediyorum her sabah ve her gece yatarken ve aralarda da daha fazla bunu söylüyorum. Çünkü
Aslan herhalde içgüdüsel bir jenerasyon. Çok bilinçli bir çocuk. Biz ona soruyor çünkü ben niye markete gidip oyuncak alamıyorum diyor. Ben gitmek istiyorum. Walmart'a götürüyorduk işte o tarz büyük Target'a gidiyordu. Oyuncağını alıp geliyordu. Şimdi niye adamlar getiriyor? Dedik ki bir hastalık var. Bu sebepten de o güzelce anlattık. Şimdi mesela evden babası gelsin dışarıdan. Biliyor tamam babam ellerini yıkacak hastalık var beklemem lazım. Hiçbir kutuyu ellemiyor. Yani bu jenerasyon bu şekilde büyüyor da iyiler iyi mi kötü mü? Yani bilmiyorum siz ne yapıyorsunuz evde? Çocuk evdeki aktivitelerle nereye kadar yani? Nereye kadar? Ben kesinlikle katılıyorum. Gerçekten yaptığın açıklamalar çok doğal, çok yerinde ve yorumların çoğunda da açıkladıklarının hepsine neredeyse takipçilerin çoğu katılıyor. Onların yaşadığı durumlar. İlginç bir soru var gelmiş onu da bir alayım. Şu yönde söylüyor bu kişi. Okullar açıldığında ne yapacağız diyor. Tabii şimdi... Açılsın. Açılsın vallahi bandımızı kayla herhalde burada mahallede yürüyeceğim ben. Yemin ediyorum yani şu anda sağlıklı ve bugün de evet iyiyiz dediğim için hiç şikayet etmiyorum ki hiçbir annesi ve ben diyorum ki benim arkadaşlarımın hepsinin Türkiye'de burada çok Amerika'da da var ama Türkiye'de benim bütün arkadaşlarımın bakıcıları vardı evine temizliğe gelenler vardı ve hep çocuklarını öyle büyüttüler şimdi hepsi o bakıcılarını, yardımcılarını gönderen, hala evlerinde olan var biliyorum ama çaktırmıyoruz onları. Gönderdi ve hepsi benim gibi şu anda. Benim neler yaşadığımı 3 gün sonra yazıyor bana. Bu nasıl bitecek, nasıl? Aa biz zaten bu tatlı yaşıyoruz. 3,5 yaşında Aslan. 3,5 senedir biz zaten önümüzü görmüyoruz. Çocuk bakmak, büyütmek böyle bir şey. Ama pandemiyle büyütmek gerçekten çok zor. Bilmiyoruz. Bu yaş grubu açıkladılar. En az bir sene daha bizimle beraber ve inan Ayhan endişelerim var. Bu çocuk kalem tutup adını yazıyordu. Şimdi ben bir de ayrıyeten buna o eğitimi versem haftada bir saat hadi oturalım iki saat her gün böyle bir şeyim yok. Yani yapamam böyle bir gücüm yok yani. Dolayısıyla ne yapacağımıza dair bu konuyu da düşünsünler. Fikri olan anneler bana yazsın, yollasın. Ama bir de şeyi de yollasınlar, onu bekliyorum. Çocuğun tek başına yapacağı aktiviteler, annesiz, babasız. Evet, şimdi bunlar çok çok bence yerinde noktalar. Tabii şimdi soruların diğer kısmı şeyle ilgili, bu sen bence zaten değindiğin konular. Epey detaylı girdin oralara. Ben şey noktasında sorular görüyorum. Ben onları bir özet geçeceğim. Şeyle ilgili çok geliyor. İşte bu Trump, Başkan Trump'ın imzaladığı kararname işte ne kadar sürecek ya da işte bu 20-20 çekiliş tarihlerini etkileyecek mi, uzayacak mı? Şu an için zaten kısaca ben cevabı vereyim, takipçiler duysunlar. Evet, etkileyecek ve şu an için 6. aya kadar 60 günlük bir uzama var. Ve büyük ihtimalle onu uzatmaya çalışıp Eylül'e kadar bu tarihlerin yeşil karta geçmesini engellemiş olacak ülke dışında bulunanlar için. Diğer bu gelen epey bir sorular bu noktada var. Ben yani onu da aradan evet sendeki soruları alalım. Çünkü sendeki sorular çok daha önemli. Estağfurullah. Tabii bir şey noktasında şey görüyorum. Amerika dışında mesela böyle bir soru var gelmiş birinden. Amerika dışında yaşayan Amerikan vatandaşları yardım alabiliyor mu diye soruyor. Şimdi tabii burada şunu anlaması lazım bu Amerikan vatandaşı takipçinin. Yardım derken neyi kastediyor? Şimdi tabii ki Amerikan vatandaşı olarak eğer Amerika'ya dönmek istiyorsa bu mümkün. Gelebiliyor. Ama kastetti o 1200 dolarlık çek desteği ise onun için 2018'de verdiği beyanı yapmış olması lazım. Yapmamışsa alamayacak. Onun dışındaki işsizlik gibi şeylerden faydalanamayacak çünkü Amerika'da yaşamıyor. Dolayısıyla hani yardımlardan faydalanması mümkün olmayabilir. Çünkü Amerika dışında yaşadığı için bu takipçinin sorusunu ilginç bulduğum için eklemek istedim. Onun dışında bu arada bakıyorum tabii. Aslında bana gelen bakalım. En çok sorulardan bir tanesi de şey Amerika'da lütfen. Doğumla ilgili. Şimdi bunu biliyorsun Trump yeniden gündeme getirmişti ama galiba bu aşamada şu pandemiyle birlikte askıda kaldı. Çünkü çok yeni bir olaydı birkaç ay öncesine kadar. Yani Amerika'da doğumu
bitiriyordu ya, bununla ilgili bir yasa çıkarıyordu evet. Galiba değil mi? Nedir ondaki son durum? Aynen, bilgi vereyim o konuda. Ben takipçilerimden duymuş olsun. Şimdi şu var. Amerika'da çocuklar, yani Amerika'da doğan çocuklar hala Amerika vatandaşı. Anne babasının vatandaşlığına, nereden geldiğine, statüsüne bakılmadan vatandaşlar geçebiliyorlar. Bu hala mevcut olan anayasal bir hak. Dolayısıyla bunda bir değişiklik yok. Gene kişiler Amerika'ya gelip burada doğum yapıp destek alabilirler. Bunda da bir engel yok. Getirilen yasak şu anlamda getirildi. Eğer kişiler Amerikan vizesi almaya gidiyorsalar Amerikan konsolosluklarına ve bu Amerikan konsolosluğu görevlisi bu kişilerin Amerika'da doğum yapacak kanaatine ulaşırsa vize vermemesi yönünde takdir yetkisini arttırılması için gelen bir durum. Mesela çok sık gelen sorulardan bir tanesi şuydu o zaman. Yani işte turist vizesi olanları etkiliyor mu bu? Yok, etkilemiyor. Çünkü zaten o turist vizesini alacak olan kişi etkili olacak. Tabii garip bir şey. Siz nasıl bu kişinin Amerika'da doğum yapmaya geleceğini anlayacaksınız hamile olmadığı sürece. Yani veya belli olmadığı sürece hamileliği çok havada duran bir durum. Dolayısıyla pratikte uygulanması biraz kolay olan bir şey değil. Ama zaten Amerika'ya girişlerde her zaman gümrükte görevliler buna dikkat ediyorlar. Yani kişinin, düşün yani doğmak üzere gelen bir kişiyi almak istemiyorlar zaten. Bu değişen bir şey değil, bu hep olan bir şey. O açıdan Amerika'daki yani doğum noktasında en çok gelen benim gördüğüm ailelerden soru Amerikan vatandaşlığını alıyorlar mı, hak alındı mı? Yok. Çocuk doğduğu zaman anayasal hak olarak Amerikan vatandaşlığını alabiliyor. Burada önemli olan nokta aslında şunu önlemeye çalışıyorlar. Amerika'ya gelip bu doğumu yapıp buradaki sağlık sektörüne yük olma noktasına da engel olmak istiyorlar. Dolayısıyla eğer kişi tabii şu ortamda planlı gelemeyebilir ama en azından böyle bir doğum durumu olursa ve bunu kendi masraflarıyla karşılıyorsa bir ihtimal bu onun için sorun teşkil etmeyebilir. Çünkü bazen kişiler Amerikan konsolosluğu görüşmelerine girdiklerinde Amerikan vatandaşı çocuğunuz var bilgisi oluşursa ya da ortaya çıkarsa direkt şu soruyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu hastane masraflarını kim karşıladı? Siz mi karşıladınız? Devletten mi yardım aldınız? Bize onun kanıdını getir diyorlar. Yoksa vizeyi vermeyip iptal etme durumuna girebiliyorlar deyip bu sorunun cevabını vermiş olayım. Aslında yine de şeyler var, yani bir takım riskler var illa da. Burada yaşamadıktan sonra ben hep onu düşünüyorum. Burada çocuk doğurmanın bir faydası yok ki. Var mı sence bir faydası? Ne faydası aslında, olabilir ki? Aslında bu nasıl bir şey biliyor musun? Bu şöyle düşün, sen hani trend gibi düşün, böyle bir işte moda gibi bir şey ya da böyle bir ya da bir akım gibi düşün. Ya işte şeyi popüler görüyor bazen aileler. İşte Amerikan vatandaşı olsun çocuğun, doğsun. Hani yaşamasak bile en azından çocuğumuz Amerikan vatandaşı. Tabii bunun sebebi şu. Amerika dünya devi olması, herkesin burada bulunma isteğinin sonucu doğan bir şey aslında. Yoksa dediğin gibi mesela bize şey sorusuyla geliyorlar. Amerikan vatandaşı çocuğum doğdu geçen yıl orada. Bize hani ne faydası var? Hiç faydası yok. Yani yok ki yok. Ben de onu düşünüyorum. Onun faydasının olabilmesi için 21 yılın geçmesi gerekiyor. Yani başvuru yapabilmesi için anne babaya. Ama şu durum olabiliyor. Yoksa bir fayda bir durumu yok. Ama tabii insanlar biliyorsunuz arayışa girdiklerinde bunu cazip gördükleri için adım atıyorlar. Tabii benim söyleyeceğim bu noktada tabii vize alamama ya da vizelerini kaybetme gibi risklere dikkat etmeleri. Çünkü özellikle bu yönetim son dönemlerde bu tip Amerika'dan çıkarken diyelim kişi vizeyle gelmiş ve çıkarken çocukla çıkıyor Amerikan vatandaşı. Kapıda vizesi iptal edilip gönderilenler var geri dönerken. Yani çünkü oluyor mu gerçekten bu? Çok evet riskli. Oluyor. Aynen oluyor. Ve bu noktada da şunu gündeme getiriyorlar. Sen burada çocuk doğurdun. Demek ki bu niyetle geldin. Bunu söylemedin. Yoksa biz seni sokmazdık. Bunu deyip iptal etme durumuna geçebiliyorlar. Ne diyor? Hastane faturalarını göster. Parasını sen mi ödedin falan. Bunları ispatlamadı mı? Diyor ki ama burada sigortan yoksa çok yüksek bu meblağlar. Burada çocuk doğurmak hiç akıl kârı değil. Hastanelerde. Evet. Çok evet. Bilirsen yani daha iyi biliyorsun. Aynen öyle ama tabii bu sonuçta biliyorsun bu sistemi kötüye kullanmaya çalışanların da bu noktada destek almaya kalkmış olması tabii ki tepkilere yol açıyor. Tabii bu noktada bu sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Diğer bir soru şey noktasında çok geliyor Didem. Bu green card çekilişine geçen yıl başvurup
Mayıs 5'te sonuçlar açıklanacak mı, açıklanmayacak mı gibi sorular var. Şu an itibariyle bir değişiklik yok, resmi bir açıklama yok. Dolayısıyla Mayıs 5 itibariyle bilgisayar ortamında belirlendiği için sonuçlar zaten ben bir engelleme olmadan açıklanacağını düşünüyorum. Çünkü bir toplanmayı gerektiren bir durum söz konusu değil. Bilgisayar ortamında kurumlar hala açık, çalışmalarını yapıyorlar. Ama bu tabii şu an bir şey, eğer ertelenme durumu olursa da bu resmi sitelerinde bildirilecektir. Yani bunun için DiviLottery.com'a girmeleri yeterli olacaktır. Ondan zaten güncellemeyi görmeleri mümkün olur diye ama şey devam olayım. Ediyor galiba. Buna bağlantılı olarak vatandaşlık hani hakkı kazananların bir mülakatı, bir yemin töreni vesaire, bunların hepsi biliyorsun çok kalabalıklar içinde ve iç içe olan şeyler. Belki bunlar hala askıda mı? Bunlar veriliyor mu vatandaşlık hakkını kazananları? Ya da şu anda tarihi gelenler mesela, mülakat tarihi gelenler mülakata girebiliyor mu? Nasıl bu? Şu bilmiyorum şu andaki sistemi, o yüzden soruyorum. Belki yok, vatandaşlığını bekleyenler vardır şu anda. İyi yaptın. Aynen senin sorduğun, belirttiğin noktada takipçilerinden biri getirdiğin. Bir de takipçilerden gelen bir soru var bu noktada. Şu an Amerika içerisinde green card başvurusu yapabiliyor muyuz? Trump'ın yasağı kimleri kapsıyor diye soruyor. Şimdi ben şöyle açıklayayım o durumu. Şimdi Amerika, şimdi şu var. Göçmenlik dairesi açık. Çalışmalarını devam ettiriyor. Göçmenlik dairesine başvuruların yapılması mümkün. Yani kişinin turist uzatmasıdır, öğrenci başvurusudur, yatırımcı vizesi başvurusudur statü olarak. Yok yeşil kart başvurusudur, vatandaşlık başvurusudur. Bunların hiçbirinde bir engelleme yok. Kişiler uygunsa ve başvurularını yapabiliyorlar. Göçmenlik dairesi bu noktada açık ve çalışıyor. Bir engel yok. Sadece görüşmeler noktasında şu an ertelenmiş durumdalar. Geçen ayın Mart'ın 18'iydi yanılmıyorsam. Mart'ın 18'inden beri görüşmelere kapalılar. Ne tür görüşmelere? İşte göçmen yeşil kart görüşmelerine, vatandaşlık mülakatları, işte parmak izi randevuları. Bu tip randevulara kapalılar ve şu an itibariyle Haziran 4'e kadar da kapalı kalacaklar. Dolayısıyla bunun da ama amacı işte bu virüsle mücadele amacından dolayı. Ha, bu şu anlama geliyor. Bu durumda randevusu olan biri gidemeyecek randevuya. İptal oluyor. Bu krizden sonra onlara randevu veriliyor olacak. Dolayısıyla vatandaşlık başvurusu yapan kişiler bu başvurularını yapabilirler. Ama vatandaşlık başvurusunu kişi yapabiliyor. Hiçbir engel yok. Uygunsa, sürelerini tamamlamışsa başvurusunu göçmenlik dairesine yapabiliyor. Ve süreci bekliyor. Bir tek parmak izine hemen gidemeyecek. Ta ki bu durumlar açılana kadar diyebiliriz diye açıklayayım. Şimdi peki, sana bir soru mu? Yani benim kendim bir sorum var. Eğer sendekilerden biri. Ben mesela burada çevremde arkadaşlarımdan ve kendim hep birbirimize sorarak konuştuğumuz bir konu var. Şimdi hiçbirimiz işlerimizi yapamıyoruz. Benim eşim de dahil olmak üzere. Tam işini açacağı hafta mesela bu olay çıktı ve biz açmadan kapalı duruma geçmiş olduk. Ve dolayısıyla ikimizin de herhangi bir geliri olmaksızın burada yaşarken oturduğumuz evlerde, ki benim bütün arkadaşlarım şu anda aynı şeyi yapıyor. Her eyaletin birbirinden farklı kanunları var ama kiramızı öteleyebiliyor muyuz? Yoksa ödemek zorunda mıyız? Bunun sadece kısaca bize bilgisini ve bundan herkes muzdarip şu anda, bu yüzden soruyorum. Bu çok güzel bir soru. Gerçekten bu en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu an Didem. Çünkü bir, şu an federal bir çözüm getirilmediği için eyaletten eyalete değişecek bunun cevabı. O açıdan ben mesela New York bazlı baktığımda şunun cevabını verebiliyorum mesela. New York'ta vali bu olaylar başlayınca açıklama yaptı. İşte 90 gün boyunca kimseyi çıkaramazsınız dedi evinden ya da iş yerinden. Çıkarma, eviction yapmanız mümkün olmaz. Ama kira ödemesiyle ilgili bir şey yapmadılar, çalışma yapmadılar. Dolayısıyla kişilerin kira ödeme zorunluluğu devam ediyor. Sadece çıkarılmıyorlar. Ama bu New York için geçerliyken New Jersey'ye geçiyorsun, böyle bir kural yok. Dolayısıyla kişiler kirasını ödemezse çıkarılma noktasında adımla karşı karşıya kalabilirler. Şu an New York'ta konuşulan bir durum daha var. O da şu yönde. Bu kiraların durdurulması, yani kiraların freeze yapılması, durdurulması yönünde. Zaten aslında
Bazı kongresmenler de bunu gündeme getiriyor. Aslında ben de bu olay başladığından beri fikrim hep şu yönde. Kiraları durdurmaları gerekiyor. Şu an 1-200 dolarlık çek göndererek kimseye yardımcı olamazlar. Yeterli değil. Şu anki durumda federal hükümet yardımcı olmak istiyorsa şöyle bir kararla çıkacak. En az diyecek 3 ay boyunca kimse kira ödemek zorunda değil. Durduruyoruz. Ha, bu noktada da mülk sahiplerine de dönüp diyecekler ki siz de bankalara mı ödeme yapmanız gerekiyor? Tamam, 3 ay boyunca siz de artık ödeme yapmayacaksınız. Ama bundan da sorumlu olmayacaksınız. Nasıl? Çünkü şunu unutma. 3 ay ödeme ama 3 ay sonra ödemek zorundasın. Bir borç bu. Bir yere gitmiyor. Dolayısıyla evet, gelir elde etmezken bunu ödemek zorunda. Unutma, biz isteyerek evde kalmıyoruz. Zorla evde tutuluyoruz şu an. Zorla evet, işe gidemiyoruz. Zorla gelir elde edemiyoruz. Burada en güzel çözüm, ben hani çözüm noktasını açıklamak istiyorum sen getirdiğin için. Kişilere kira ödemesini en az 3 ay durduracaklar ve böyle bir borcunuz olmayacak diyecekler. Mülk sahiplerine de ödemeleriniz mi var bankaya? 3 ay olmayacak diyecekler. Ve bankalara da diyecekler ki bize söyleyin, biz sizi bailout yapalım. Biz size destek olacağız federal hükümet olarak. Ödeyeceğiz size diyecekler. Yani bu 3 ay hiç mi ödenmeyecek, yoksa ileriye dönük bir borç mu olacak bizler için? Şimdi mesela ben yani hemen, çıkmasını düşünürsek hani böyle bir şey. Şimdi ben hayal ettiğim önce bir şey. Evet, şimdi önce şunu konuşalım. Böyle bir şey yok şu an. Yani yok, evet, bu yani oluşursa, olursa bunun iyi olur. Aslında olması gereken nedir? Bunun sorumlu tutulmamak, ki insanlar çalışamadıkları sürece ödemek zorunda kalmasınlar. Ben sadece şunu söyleyeyim şu anki durum için, yaşanan durumda. Kişiler kiralarını ödemek zorunda kalacaklar. Benim tavsiyem bu noktada herkese, mülk sahipleriyle görüşsünler. Bu zorluklardan dolayı bir anlaşma yoluna varsınlar. En azından gecikme istesinler, aha, bir şekilde aha, ödeme planı istesinler ki bu süreci atlatmaya çalışsınlar. Çünkü bunun başka türlü çözümü şu an için görünmüyor. Bizim eyaletlerden de görünmüyor. Florida'da da galiba öyle. Ama ödemeyenler dolayı şöyle bir şey duyuyorum. Şeyler kapalı olduğu için, hani sana yasal olarak bir uyarı ev sahibinin yapabileceği mecrayı kapadığı için 3 ay zaten böyle bir şey, seni evden çıkartma gibi bir şey yapamadığı için şeye gidiyor insanlar, karşılıklı konuşmaya gidiyorlar gibi. Hani anlaşmaya gidiyorlar. Buradaki olayı şöyle söyleyeyim. Eyaletten eyalete değişebilir durumlar ama gün sonunda evet, uzlaşma. Dolayısıyla mülk sahibiyle bir şekilde konuşup olayları çözmeye çalışmak. Bu ortamda eviction yapmak zor olabilir, çıkarılması zor olabilir. Ama borç bir yere gitmiyor. Bu borcu talep edebilirler. Evet, onu anladık. Borç seni tamam, kiralar öyle aynen, ya da böyle ödenir. Şu an için böyle. Şimdi Didem, son dakikalara geliyoruz. İstersen, çünkü biliyorsun yayın kapanacak, bir saat dolmak üzere. İstersen bir son sözünü alalım senden. Tavsiyelerini ve güzel sözlerini. Sorular bende bitmez. Daha çok soru var ama süremiz bize ayrılan süre burada da bir fırtına koptu. Dışarıda sen de böyle bir çekim yaptın. Ben herkese buradan bizi takipte kalmalarını, seni de özellikle, çünkü sen çok güncel bütün bilgileri veriyorsun. Hem pandemiyle ilgili hem bu göçmenlikle ilgili videolarını senin takip etmelerini öneriyorum. Burada yaşayan Türklerin özellikle ve Türkiye'den buraya gelmek isteyenlerin. Benim size söyleyeceğim bir şey yok. Ben ev halinde aynı bu hayatıma devam edeceğim. Tek isteğim, lütfen gençler özellikle uzun bir süre daha evde olmayı göze alın. Evde kalın mümkün olduğu kadar ve maskesiz dışarı çıkmayın. Steril olun. Herkesin söylediği bir şey bu. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Birbirimize lazımız. İnşallah bizim sektörde, entertainment yani eğlence sektörü, dizi sektörü de bir an önce hayata geçer. Biraz zor gözüküyor önümüzdeki aylar içinde ama herkese burada ne diyoruz? Evde kal diyoruz yani. Tamam. Ben şöyle söyleyeyim. Biz gerekirse bir yayın daha gene yaparız seninle. Cevaplayamadığımız evet, sorular varsa ben kimsenin takipçilerinin de kırılmasını istemem. Eğer soruları olup cevap veremediğimiz bir durum varsa çekinmeden mesaj atsınlar, ulaşsınlar. Biz bu noktada onlara cevaplarını ben vereceğim. Çünkü biliyorsunuz süre sınırlı ve bu sürede hem söyleşimizi evet, yapıp hem cevap vermeye çalıştık. Ben eminim, umarım faydalı geçmiştir. Ben de tavsiyem
Bütün herkese öncelikle de zamanları için teşekkür ederim ve sana çok teşekkür ederim Didem zamanın için. Selim'e çok teşekkür ederim. Aslan'a zor oluyor çok biraz teşekkür benim ederim. İçin ama şimdi benim her yukarıdan duyuyorum sesi aynen. Artık dayanamıyor gelecek. Aynen. O yüzden hepinize ve takipçilerine de sağlıklı günler diliyorum.